Evet arkadaşlar, simülatörümüze geçtik artık. Bu videoda sizlere nasıl sıfırdan uçağımızı kolden taktım şu hazır hale getirebiliriz. Biraz bu konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere simülatör açılır açılmaz şeyi bir hazır halde bize kokpitte sunuyor arkadaşlar. Kolden takt moda nasıl geçeceğinizi göstereyim. Bu her simülatörde genelde aynı oluyor arkadaşlar, PMDG'nin uçaklarında. Şuradan gelip PMDG setup kısmından panel state load kısmına tıklayıp kolden takt'ı seçip execute yaparsanız arkadaşlar, gördüğünüz gibi direkt bizi Cold and Dark modu aldı arkadaşlar. Uçağımızda hiçbir sistem şu an çalışmıyor. Grand Power'a kadar yok. Şimdi ben Grand Power olmadan EPU yardımıyla uçağımızı çalıştıracağız. Evet, ilk başta arkadaşlar buradaki batarya kısmını aktifleştiriyoruz. Emergency Exit License'ımızı ARM kısmını aldıktan hemen sonra buradan emergency şeylerini de yapalım. Emergency ekipmanlarımızı test ediyoruz. Önce kontrol ediyoruz. Stabil. Hemen ardından tekrar gelip buradan emergency şeylerimizi çalıştırdık. Sıkıntısı yok. O zaman az ileriye gidip arkadaşlar APU on ve APU start diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buradaki ibre oynadı. Bu ibre buradan 8'e kadar çıkacak. 8'den sonra 4'e girip duracak arkadaşlar. Şimdi onu biraz bekleyeceğiz. Onun çalışmasını bekleyelim. APU'muz çalışıyor ya da dışarıdan da bir dinleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi APU çalışıyor. Ve ayrı zamanda arkadaşlar bildiğiniz üzere PMDG Turkish Ground Service geldi. Bunda nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız buradan izleyip gelebilirsiniz. Evet, buradan da bir Corendon uçağını görebiliyoruz cam aynasında. Neyse, biz ana şeyimize dönelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8'e kadar yükseldi. 8'den 4'e doğru düşmeye başlayacak. Evet arkadaşlar, 4'e geldikten sonra gördüğünüz gibi hemen buradan jeneratörler etkin arkadaşlar. APU 10 basıyarak arkadaşlar uçağımıza APU üzerinden elektriğini sağlıyoruz. Ve artık APU'da uçağımız işlem yapmaya başlayacak. Bu süreçten sonra arkadaşlar peklerimizi açıyoruz. Açık uçağa yavaştan bir hava girmesini sağlıyoruz. Window hitlerimizi açmadan önce arkadaşlar şuradan gelip diğer emergency ekipmanlarımızı test ediyoruz. Hemen şuradan gelip kargo şeyini test edelim. Çalışıyor. Aynı zamanda yeşil. Şunları da test edelim arkadaşlar. Evet, tamamdır. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Size bir emergency var mıydı? Hemen hızlıca gelip arkadaşlar yan taraftan airspeed testlerimize bakalım. Çalışıyor. Stall warning testler daha yok çünkü bunlar zaten shaker yapıyor. Baya böyle, pardon, tak 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 sı yapıyor abi. Ondan dolayı ona pek ihtiyacımız yok şimdilik. Şimdi ilerleyelim arkadaşlar, uçağımıza devam edelim. Şimdi ilk önce maplerimiz yok. Mapler nasıl gelecek diye soruyorsanız arkadaşlar üst kısımdan iris'lerimizi açmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Gelip buradan align, hemen ardından nav diyorsunuz ve on DC kısmından align'e gelmesini bekliyorsunuz arkadaşlar IRS sisteminin. Align olduktan sonra aynı şekilde align, sonra nav yapıyorsunuz ve on DC'de bekliyorsunuz. Align olmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Align olduktan sonra window hitlerimizi açabiliriz. Hemen ardından arkadaşlar gelip buradan cockpit testimizi yapalım. 5 saniye tuttuktan sonra yeşil ışık görmemiz gerekiyor. Tabii 5 yeşil ışık yandı şu an ama tam belli olmayabilir videoda. Hemen şuradan gelip şu sigarayla şey ışığını da yakalım. Böyle uyarı falan da verebiliyoruz buradan. Evet, az önce bu uyarı ölçtü ama uyarı neden ölçtüğünü anlamadım. Uyarı sesi neden geldi? Şimdi arkadaşlar buradan gelip pompalarımızı açabiliriz. Hidrolik pompalarımızı. Yakıt pompalarımızı da açmayacağız. Yakıt pompalık bir durumumuz yok. Şimdi bakalım eksik bir şey var mı daha gösterebileceğim. Başka bir şey yok arkadaşlar. Buradan uçağın iletişimi yerine giriyoruz. Evet arkadaşlar, şu anlık Cold and Dark dediğimiz kısımda en iyi bu şekilde getirdik. Geri kalan kısmı arkadaşlar FMC doldurma videosu olarak ayrı bir videoda işleyeceğiz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.